Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün anlatacağım hikaye benim takipçimden gelen özel bir hikayedir ve gerçek bir hikayedir. Lütfen dikkate alarak sonuna kadar dinleyiniz. Videoma geçmeden önce videolarıma like atıp abone olmayı unutmayınız. İlginiz için teşekkür ederim. Şimdi hikayeye başlayalım. Nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Sene 1979. O zamanlar 20 yaşına yeni girmiştim. Askerlik için arkadaşlarla toplanıp bir eğlence hazırlamıştık. Askerliğimi Türkiye'de değil de Kuzey Kıbrıs'ta yapacaktım. Çünkü usta birliğim oraya çıkmıştı. Arkadaşlarla eğlencemizi yaptıktan sonra gitmek için yola koyuldum. Otobüs biletimi alıp Tugay'ımın önünde inmiştim. İlk zamanlar çok sıkıcı geliyordu. Çünkü yaptığımız tek şey tuvalet temizlemek ve bulaşık yıkamaktı. Askerlikle alakalı olan bütün hevesim bu yüzden kaçıyordu. Bir gün komutan bizim bölüğümüzü piknik yapmak için toplamıştı. Haberci hepimizi topladı. Bir dağa çıkacaktık. Komando olduğumuz için diğer bölüklere pek benzemiyorduk. Onlar yatakhanelerin önünde yer içerken biz dağlarda keşfe çıkıp hem kampımızı hem pikniğimizi yapıyorduk. Komutan bizim bölüğümüzü çok sevmişti. Üstelik de beni. Habersinden çok beni yanına çağırıyor, benimle sohbet ediyordu. Talimatları benim vermemi istiyor, bölüğü de benim yönetmemi istiyordu. Artık bu bölüğün çavuşu sensin demişti. Emredersin komutanım dedim. Komutan bütün bölüğü toplamamı istedi ve topladım. Bize şu sözleri söyledi. Gece yarısı burada konaklayacağız. Çadırlarınızı kurun. 3 gün boyunca kendi çabalarınızla karnınızı doyuracaksınız. Bu bir piknik değildir, tatbikattır dedi. Çok şaşırdık. Çünkü Tugay'ımızdan 15 kilometre uzaklıktaydık. Üstelik yanımızda hiç erzak getirmemiştik. Sadece piknik alınan bir öğün vardı. Ama emredersin komutanım demekten başka çaremiz de yoktu. Hepimiz çadırlarımızı kurmuştuk. Birinci gün getirdiğimiz yiyeceklerle idare etmiştik. Ama diğer ikinci gün nasıl idare edeceğiz bilmiyorduk. Hiç erzağımız yoktu. Her yer ormandı. Bize en yakın tabur ya da ev en az 10 kilometre kadar uzaklıktaydı. Ama bir şekilde idare etmek zorundaydık. Çünkü biz komandoyduk. Hepimiz uyumuştuk. Sabah olduğunda komutanımız yoktu. Sadece biz vardık. Hepimiz ne yapacağımızı düşünürken bölüğün çavuşu ben olduğum için plan yapmak bana düşüyordu. Ben de herkese ikiye ayırıp yanımızda olan çakılarla av ya da yiyecek aramamızı söyledim. Herkes kabul etti ve ikişer ikişer dağıldı. Ben de yanıma çok samimi olduğum Ahmet'i aldım. Ormanın içerisinde 1 kilometre gittikten sonra ileride kocaman bir çınar ağacı gördüm. Ortasında büyük bir oyukluk vardı. Ben de yürü Ahmet, şu deliğe bir bakalım. Belki içerisinde tavşan ya da yenebilecek bir hayvan buluruz dedim. Ahmet de kabul etti. Çınar ağacının kovuğuna yaklaştık. İçime bir anda çok değişik bir ürperti girdi. Tüylerim sebepsiz yere diken diken olmuştu. Öylece dalıp gitmiştim deliğe. Ahmet beni sarstı. Kovuğun içi çok karanlık. İçinden zehirli hayvan da çıkabilir. Ya yılan ya da akrep varsa bence hiç bulaşmayalım. Zaten içimde ürperdi dedi. Ben de eğer yiyecek bulamazsak bölüğümüz ve biz burada açlıktan ölüp gideriz düşüncesiyle kararlıydım. Ne olursa olsun o kovuğa bakacaktım. Elimi içeriye uzattım ve bir hareketlenme vardı içeride. Tam tavşan ya da kuş sanıp iyice kolumu sokmuştum ki bir şey elimi ısırdı. Elimi bir anda geriye çektim. Elimin üstünde akrep vardı. Onu silkeledim. Ama kolum çok acıyordu. Yine de pes etmedim. Orada hareketli bir şey var. Tavşan ya da kuş olabilir diyerek yerden 2 tane odun alarak kovuğun içine soktum. Çubuklar bir yere takıldı. Ama takıldığı şey orta boylarda bir şeydi. Kolumu tekrar sokmak istemedim. Biraz korkmuştum. Ahmet, dur bir de ben bakayım diyerek elimden odunu aldı. Ağacın dibinde bir şey var. Bu böyle olmayacak deyip kolunu tamamen içerisine soktu. Elini çıkardığında elinde bir defter vardı. İkimiz de şaşkın şaşkın birbirimize bakıyorduk. Ahmet, bunun için mi uğraştık oğlum? Haydi böleye gidelim. Bir şey bulamadık zaten dedi. Ben de o defteri çok merak edip elime aldım. Bir anda akrebin soktuğu yer şişmeye başladı. Kolumu hissetmiyordum ve deftere bakmadan cebime koydum. Ahmet, yardım et. Kolumu hareket ettiremiyorum dedim. Ahmet ne yapacağını şaşırmıştı. 10 kilometre yürümemiz gerekiyordu. Çünkü en yakın şehir 10 kilometreydi.
3 saat yürüdükten sonra ana yola çıkmıştık. Orada bir araba durdurup yardım istedik. Bizi en yakın hastaneye götürdü. Ben de Ahmet'e, "Ahmet, sen bölüye git, haber ver, merakta kalmasınlar. Komutana da söyle," dedim. Ahmet tamam deyip bölüye gitti. Ben kolumu hiç hareket ettiremiyordum. Sanki felç geçirmiş gibiydim. "Sakat mı kaldım?" diyerek ağlamaya başladım. Doktora beni bir akrebin soktuğunu söyledim. Acilen ameliyathaneye aldılar. Birkaç pansuman yapıp kan aldılar. Ve bir saat sonra yanıma gelip beni çok zehirli olan bir akrep çeşidini soktuğunu söylediler. "Artık kolunu hiç kullanamayacaksın. Üzgünüz," dediler. Ben sessizce ağlamaya başladım. Her şey o defteri bulmamızla başlamıştı. İçini açıp okumak istedim. Hastanede yatarken defteri açtım. İçini iyice inceledim. Ama içini incelerken bile tüylerim diken diken olmuştu. Ben bu defteri bulduğum için kolumu kaybetmiştim. Sizlere paylaşmaktan da korkma sebebim, bulduğum için kolumu kaybettiysem acaba anlattığım için başıma daha neler gelirdi, çok korkuyorum. Ama yine de sizlerle paylaşacağım. Not defterini açtığım ilk sayfasında yazanlar şunlardı. "Bugün Karşıköy'deki Hürrem'in yanına gideceğim. İçinde bir ifrit olduğunu, günlerdir uyku uyumadığını söylediler. Allah bizi insanoğullarını bu lanetli şeytanlardan korusun," yazıyordu. Birden defteri kapatmak zorunda kaldım. Çünkü hemşire bana yemek vermeye geldi. Yemeği yedikten sonra tekrar defteri açıp okumaya başladım. Saat gece yarısıydı. Hürrem Hanım'ın evinin önüne gelmiştim. Evinin önünde kara çarşaflı cinler pis pis bakıyorlardı. Hepsinin yüzünde alaycı bir bakış ifadesi vardı. Emrimde olan El Azel bana ilk defa endişeli gözlerle baktı ve "Efendim, bunlar Padişah Mirriz'in azılı ifritleri. İşinize karışmak gibi olmasın, af buyurun ama işiniz çok zor," dedi. Durumun vahim olduğunu anlayıp kapıyı tıklattım. Hürrem Hanım'ın kocası kapıyı açtı. "Buyurun efendim, hoş geldiniz," diyerek hürmetle içeriye davet etti. İçeriye girip baktığımda "La havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim." Mihrez karşımda bana bakıyordu. Çok ilimli bir hüddam olmama rağmen buz kesilmiştim. Çünkü onunla baş edebilecek bir güç yanımda yoktu. Yanımda sadece El Azel gelmişti. Mihrez El Azel'in kafasını tuttu. "Eğer bu işe karışacak olursan bunun bütün kabilesini yok eder. Seni de yanıma alıp kıyamete kadar işkence ederim. Sana ilk ve son ikazımdır. Şimdi burayı terk et. Yok ol!" Benim de o an için gitmekten başka hiçbir çarem yoktu. Orayı terk etmek zorunda kaldım. Bu işin peşini bırakmak zorundaydım. Herkese yardım ediyordum. Fakat Hürrem'e yardım edemeyecek gibiydim. Bu işin peşini bırakmayı tercih ettim. Ve bir daha o evin önünden geçmedim. Ama bu korktuğumdan değil, onlara yardım edemediğim için utanç duymamdandı. Aradan bir hafta geçti ve kapım çalındı. Allah Allah, bu gelen de kimdi şimdi? Kapıyı açtığımda Hürrem'in eşi Abbas gelmişti. "Hocam, ne olur yardım et. Hürrem kendi etlerini koparıyor, günden güne çığlıkları artıyor. Sizden başka bu ilimle uğraşan hiç kimse yok. Tek çaremiz sizsiniz. Ne olur yardım edin hocam, ne olur yardım edin," deyip cübbeme kapandı. Onu içeriye davet ettim. "Gel Abbas, otur şöyle karşıma. Anlat bakalım, bu işin aslı, astarı nedir? Aslında kendim çözerdim fakat size bulaşan Mihrez El Ahmar'dır. O bir cin padişahıdır. Daha açık bir tabirle şeytanın oğlu. Size yardım edemem. Bildiğim, tanıdığım bir hoca da yok. Allah'a sığının, elimden bir şey gelmez. Kusura bakmayın," dedim. "Hocam, benim eşim inançsız bir insandı. Hiçbir dine inanmazdı. Bir gün arkadaşlarıyla gezerken, arkadaşları ona büyüden bahsetmiş. Hürrem de ben öyle şeylere inanmam diye alaycı alaycı gülerek onları terslemiş. Arkadaşları da sana inandırırım, sadece bize bir şans ver," demiş. Ve bir büyücüye gitmişler. Beraber büyücüyle konuşmaya gitmişler. Büyücü kafasını sallayıp değişik değişik cümlelerle önündeki çanağı karıştırırken bizim Hürrem bir kahkaha patlatmış. "Bu ne şimdi, büyücünün evine mi geldik yoksa tımarhaneye mi?" demiş. Büyücü kadın da çok sinirlenmiş ve "otur, hiçbir yere gitmiyorsun," deyince Hürrem çok sinirlenmiş. "Senden mi emir alacağım?" diye sert bir tepki vermiş. Büyücü anlatmaya başlamış. "Cinlerin de bir yaşam hayatı var. Onlar da sen gibi yer, içer, gezer ve eğlenirler. Sen nasıl bir başın varsa onların da bir başı var. İsmi ise
Mihrez El Ahmer demiş. Hürrem çok sinirli olduğundan bütün cin alemine ve Mihrez'e küfür etmiş, hakaret etmiş. Onun karısına, çoluğuna, çocuğuna, ağzına ne geliyorsa söylemiş. Hocam, Allah için bize yardım edin. Kimsemiz yok. Biz kimseye sığınamıyoruz. Allah'a sığınıyoruz ve sana sığınıyoruz. Hocam, ne olur yardım et hocam. Ne olur yardım et. Pekala, madem Allah'ın adını aldın, size yardım edeceğim. Ama bu hiç kolay olmayacak. Bugün bir ritüel yapacağım. Cin padişahı Mürre ile iletişime geçeceğim. Sen şimdi git, kimseye bir şey söyleme. Ama yine de çok ümitlenme dedim. Gece yarısı bir ritüel yapıp Mürre'yi davet ettim. Mürre karşımdaydı. Çok asil bir duruşu vardı. Direkt konuya girdim. Ey padişahlar şahı Mürre, bir kadın var. Mihrez El Ahmer tarafından musallata uğramış. Her gün onun tarafından işkenceye maruz kalıyor. Bize Allah için yardım et. Sen bize yardım etmezsen onunla tek başıma başa çıkamam dedim. Mürre ise, insanoğlu, Mihrez öyle kolay kolay hiçbir insanoğluna bulaşmaz. O bir padişah, biliyorsun. Emrindeki cinlere emreder, onlar musallat olur. Sen emin misin musallat olanın bizzat Mihrez olduğuna? Eminim Mürre, eminim. Onu bizzat ben gördüm ve bizzat beni tehdit etti. Ben de o an oradan ayrılmak zorunda kaldım. Sebebi neymiş peki? Neden musallat olmuş? Biliyor musun? Biliyorum Mürre, biliyorum. Kocası bugün yanıma geldi. Karısı inançsızmış. Arkadaşıyla beraber bir büyücüye gitmişler. Büyücünün hareketlerine Hürrem gülmüş. Sonra büyücü cinlerin verdiği bir emir ile cinlerin varlığından ve padişahlarından bahsetmiş. Hürrem yani musallata maruz kalan kişi de hem padişaha yani Mihrez'e hem de çocuklarına hakaret etmiş. Büyücü de bunu Mihrez'e bildirip Mihrez'i Hürrem'e musallat etmiş. Anladım insanoğlu ama elimden hiçbir şey gelmez. Bilirsin Allah'ın adaleti dünyada neyse bizde de odur. Bir mahkeme kuralım desem Mihrez haklı çıkar. O yüzden Allah'a sığının. Sadece başka bir şey diyemem. Ama tavsiye verebilirim. Mihrez'le konuşmanı öneririm. Ona geri çeviremeyeceği bir şey vaat etmelisin ki o kadıncağızın peşini bıraksın. Allah yardımcın olsun deyip şimşek gibi gitti. Elim ayağım birbirine dolandı. İşler istediğim gibi gitmiyordu. İnan ne yapacağımı hiç bilmiyordum. Mihrez'le bir anlaşma yapmam gerekiyordu. Ama ona ne vaat edebilirdim ki? İlk defa böyle bir çıkmaza girmiştim. Ne olursa olsun güttanlığımın hakkını verip o kadına Allah için yardım etmem gerekiyordu. Mihrez El Ahmer'le konuşmam gerekiyordu. Onu davet etmek için bir ritüel hazırladım. Ritüeli hazırlamadan önce kendimi çemberin içine almıştım. Birinci davetimde hiç kimse gelmedi. İki kere denedim, olmadı. Neyi yanlış yapıyorum derken üçüncü davetimde bir ifrit gelmişti. Ben de senin burada ne işin var pis melun. Ben senin padişahın Mihrez çağırdım. Sen neden geldin diye sordum. İfrit ise ha 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 ha. Benim padişahım senin gibi fırıkçı bozuntularının ayağına gelmez. Bakma ben de gelmeyecektim. Mihrez beni gönderdi. Sana bu işin peşini bırakmanı söyledi. Ama sen dinlemedin. Şimdi sıra sende. O kadın artık bizim alemimizde. Bize hizmet edecek. Kıyamete kadar bizim oyuncağımız olacak. Beni de buraya seni almaya gönderdi. Deyip üzerime saldırdı. Koruyucum El Azel onun kafasından tutup tam kellesini koparacaktı ki İfrit dur. Eğer beni öldürürsen buradan ikiniz de sağ çıkamazsınız. Dışarıda ordularımız var. Yalnız gelecek kadar beni aptal mı sandınız? Dedi. El Azel ise sen ölsen de ölmesen de biz buradan sağ çıkamayacağız. Seni layık olduğun yere yani cehenneme yollayayım da içim rahat öleyim deyip ifritin kafasını gövdesinden ayırdı. Ben de El Azel'e ben kendimi çemberde Allah'ın izniyle korurum. Sen kabilene git. Ölmez de sağ kalırsak seni yine çağıracağım dedim. Ve onu gönderdim. Odalarımı dualarla çembere alarak sabaha kadar dua okudum. Camlarım patlıyordu. Evim taşlanıyordu. Artık gücüm kalmamıştı. Son nefesimi vermeye hazırdım. Tam nefesim tükenmiş kelimeye şehadet getirmişim ki birden sabah ezanı okundu. Allah'ım sana şükürler olsun diyerek şükrettim.
Uyumamam gerekiyordu. Bir çare bulmalıydım. El Azel'i çağırdım. İlk de gelmemişti. Ona bir şey olmasından korkmuştum. İkinci bir sefer tekrar çağırdım ve yanıma geldi. Üstü başı kan içerisindeydi. Simsiyah kanları ve çok ağır yaraları vardı. Ne olduğunu sorduğumda ise bana Mihriz el Ahmer'in ordusu bizim kabileyi yerle bir etti. Artık bizi sadece Allah kurtarabilir. İkimiz de ne yapacağımızı bilmiyorduk. Çıkmaza girmiştik. Allah'tan başka sığınacak hiç kimsem yoktu. Ama kendimi kolay teslim etmeyecektim. Gücümün yettiği yere kadar savaşacaktım. Evimin önünü çembere aldım ve beklenen an gelmişti. Mihrez'in ordusu evimin önünün dört bir yanını sarmıştı. İçeriye giremiyorlardı. Fakat o kadar çok ordu vardı ki dağların eteklerinden hala akın akın geliyorlardı. Çember dayanamayacak gibiydi. Dua okumaya başladım. El Azel de benimle beraber dua okuyordu. Eğer çemberden geçerlerse ölüm kaçınılmazdı. Cinlerin yarısını dualarımla yakmıştım. Ama ben yaktıkça onlar daha da çoğalıyorlar, daha da hırslanıyorlardı. Artık gücüm kalmadı. Ben kelimeye şehadet getirip tam ümidi kesmiştim ki birden gök gürledi, yer yerinden oynadı. Her taraf o kadar şiddetli sarsılıyordu ki sanki kıyamet kopuyordu. Kafamı yerden kaldırıp camdan dışarıya baktığımda ise Mürre'nin ordusu ve Mürre vardı. O kadar sinirli ve heybetliydi ki tek bir darbede bir sürü cini ortadan ikiye ayırıyordu. Mihrez sinirli bir şekilde Mürre'ye ''Sen ne yaptığını zannediyorsun? Ben davamda haklıyım. Ordunu al ve buradan defol.'' dedi. Mürre ''Neyin davasında haklısın? Senin haklı olduğun yerde sana karışmadım. Sana hak tanıyıp o kadına bulaşmana izin verdim. Ama sen bununla yetinmeyip Müslüman olan cin kabilesinden birine savaş açtın. Onlardan can aldın.'' deyip Mihrez'i bir darbede ileri fırlattı. Mihrez ''Bu burada bitmedi.'' deyip bir anda yok oldu. Savaş bitmişti. Mürre yanıma geldi. El Azel'e bakıp ''Bundan sonra benim bulunduğum kabilede yer alacaksın. Üzülme.'' dedi. El Azel de ''Emredersiniz efendim. Allah sizden razı olsun.'' dedi. Mürre sonra bana dönerek ''İnsanoğlu, sana gelince azmin ve Allah'a inancın sayesinde kurtuldun. Bir daha böyle bir çıkmaza girersen sana yardım etmekten gocunmam.'' diyerek yine şimşek gibi ortadan yok oldu. Ben artık dayanamamıştım. Çok yorgun kalmıştım. Oracıkta bayılmışım. Uyandığımda bu günlüğü yazdım. Eğer bir gün olur da bana bir şey olursa, bu dünyada gözlerimi yumarsam, bu defteri bulan kişi benim bir ailem olmadığı için mirasımı sana bırakıyorum. Mirasımsa ben öldükten sonra sana kalacak olan El Azel'dir. Sana bir seçim fırsatı. Ya bizim gibi hüddam olup Allah yolunda cennete girmek için uğraşırsın, El Azel de seninle olup sana yardım eder ya da bu kitabı hiç görmemiş sayıp sahibi olan kişinin bulması için beklersin. Seçim senindir. Allah'a emanet ol. Sayfaları okuduğumda çok korkmuştum. Hüddamlık bana göre değildi. Bunu yapamazdım. O yüzden yerine geri koyma gereği duydum. Hastaneden apar topar çıkıp o ağaç kavuğuna tekrar geldim. Defteri yerine koydum. Ama kolum tutmuyor ve artık sakat kalmıştım. O defterden ve içinde yazanlardan hiç kimseye bahsetmedim. Şimdi yaşım 40 ve artık içimde tutmaktan sıkıldım. Ben de sizinle paylaşma gereği duydum. Allah bizleri cinlerin ve şeytanların şerrinden korusun. Amin. Evet arkadaşlar, hikayeyi beğendiyseniz videoma like atıp abone olmayı unutmayınız. Yorumlarınızı bekliyorum. İlginiz için teşekkürler.